Dört dörtlük kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biz geldik arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sakin. Oğlum burası TikTok mu? Abartma. Arkadaşlar merhabalar. Biz geldik. Ne zamandır bekliyordunuz? Bekleyen takipçilerimiz var diyelim. Belki bizi tanımayanlar olur bu videoyu izleyenlerden. Hani kamera karşısında evet video falan çekiyoruz ama bu apayrı yani. Kesinlikle. İnsan gerçekten bakış açısı. Biz etkileşim içerisinde oluyoruz genellikle. Şu an hiçbirimiz bir etkileşim içerisinde değiliz. Biz kameraya bakıyoruz. Tamamen doğaçlama bu arada arkadaşlar. TikTok var mı kanka? Ne? Dank. Dank. Çok kötü espriydi. Bırakır parası. Arkadaşlar öncelikle bu kanalda gerçekten uzun zamandır düşündüğümüz ve uzun zamandır ciddi bir şekilde başlamayı düşündüğümüz bir platform. YouTube bizim için çok büyük bir yer ama buradaki olan 4 kişi de buna kalbiyle inanan ve istediği için yapan kişiler. Arkadaşlar. Durun ya biraz duygusal. Hepimizin hayaliydi ve bugüne nasipmiş. Biri ev arkadaşım, biri canımdan değerli kuzenim. Bugüdalesi arkadaşlar. Şaka bir yana hepsinde zaten en tatlısı Samet'tir. Yapmak istediğim şeyleri umarım başarabileceğimiz bir video olur. Bu videoda ufak bir şekilde kendimizden bahsedeceğiz. Nasıl tanıştığımızdan bahsedeceğiz. Videonun ilerleyişi daha çok tanışma amaçlı olacak. Önce çünkü bu tayfanın oluşması için bir ilk ikimizin bir diyaloğu evet. Oldu. Furkan önce yalan tanışma hikayemizi anlatacaksa ben geçeceğim. Arkadaşlar bir gün tabii yazdı abi sensiz yapamam dedim gel be oğlum. Arkadaşlar biz aynı bölümde okuyorduk ama o sıra zaten hani sadece öğretmenlerin olduğu gruptaydım. Bunlar bir şekilde kopya mopya bir şey yapıyorlar ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Diyorum nereden biliyorsunuz bunları? Ben de sınıf grubuna bakarsın ya hani profili açık bir avcı vardır. Bir şey soracağım kanka. Katı sayfasına girip takip ettim. Takip ettim. Yaptın mı? Doğru söylüyorum. Açıklayabiliriz. Her neyse arkadaşlar. Ondan sonra ben dedim bu çocuğa bir yazayım işte. Nasıl geçiyoruz derslerden nasıl bu kadar. Ben çünkü hepsinden kalıyorum. Her neyse yazdığımda dostum bir bakar mısın? Dedi kardeşim sen grupta değil misin? Bizim kendi grubumuz var, kopya grubumuz var falan filan. Öyle tanıştık. Kanka YouTube'a, TikTok'a girme muhabbeti nasıl geliyor? Olarak. Kanka ben ilk başta o kadar laf ettim ki TikTok'a. Ben TikTok'un ana sayfasını engellemiştim. Benim tüm arkadaşlarım farklı üniversiteye gitti arkadaşlar. Böyle bir yalnız kaldım. Evet. İsmail Bursa'ya gitti. Tunan'la o zaman tanışmamıştım. Tüm arkadaşlarım dağılmıştı. TikTok'ta böyle bir şekilde bir şeyler var ama nasıl olduğunu bilmiyordum. O sırada gizli gizli arabada işteyim o sıra. Bir ufak bir video çektim. Çok hoşuma gitti böyle. Yayınladım. Arkadaşlar ilk başta fake bir ismim vardı. Hiçbir takipçim yok. Takipçi geliyor millet bir şeyler yazıyor. Nasıl hoşuma gidiyor? Her neyse arkadaşlar ondan sonra geldim kendi ismimi yazdım. Ondan sonra enişten bana çok faydalı oldu dedi. Aile tarafından kanka destek almak çok farklı oluyor. Tabii. Ama arkadaşlar bu yolda arkadaş çok önemli gerçek diyorum. Bir yol arkadaşı çok önemliydi. İsmail burada olmadığı için Tunan'la yeni bir kere oturduk. İsmail yok Tunan abi. Aynen. Öğrendiği zaman. Her neyse baktım bir tane Tunan böyle takip attı. Videomu yorum attı. Kanka ne güzel videolar. Bir utanmışım var. Biz ama daha samimi değiliz anladın mı? Aynen. Her neyse yazdı öyle işte bir ara yapmaya çalıştı. Okulda buluştuk. Dedim, o arada kaç takipçin var senin? Kanka 2000 takipçim var. Kanka para kazanıyor. Nasıl yani? Bazı anlar olur ya böyle arkadaşlar. Böyle yani içine birden bir şey doğar. Oturuyoruz. Kuzenim var, Furkan var. Ben de girmek istiyordum zaten ama bir türlü böyle cesaret edemiyordum. Bunlar bana dedi ki işte öyle gir belki... Kuzenim bana diyor ki belki bir bok olursun falan dedi bana. Yani hiçbir şey olacağı yoktu. O gün Furkan telefonumu aldı zorla böyle resimlerle video yaptı. Bir güne diye dönerse işte aynen. Uzun bir şarkısı. Şarkısı vardı. Arkadaşlar ben de bu arada bunları buradan dinliyorum şu anda. O yüzden haberi sürekli bakın. İlk videom 40.000 izlendi. Ve sıfır takipçiye göre 40.000 çok iyi bir rakam. Attık öyle tuttu. Ben de direkt tripod sipariş ettim falan daha bu videoyu atmadan. Bir gaza geldim. Dedim ki en kötü evde fotoğraf çekilirim dedim. Bunların akabinde dahil oluyorum olaya şu şekilde. O sıra Bursa'da 1+0 evinde açlıktan ölürken 80 kilo gitmiştim Bursa'ya. 72 kiloya kadar düşmüşken. Baktım ki kuzenim Furkan videolar çekiyor. Yanında bir arkadaşı var. Ben uzakta olmama rağmen tek başıma da ben de başlayayım dedim. Bir yerlere başladım. Geldi arkadaşlar. Trabzon'a geldi. Bursa'daydık. Sen 1 kilo gittin 72 kilo. Durumunuz yoksa il dışında okumayın gerçekten. Vallahi öyle. Baktım eriyor kanka dedim. Sen de geldik. Sonra arkadaşlar okulu bıraktık geldik. Bu mevzuların akabinde ben de Bursa'da öğrencilik hayatımda tek başımayken baktım kuzenim. Yanında Tuna güzel videolar çekiyorlar. Neden olmasın diye ben de başladım. Şunlar varken ciddiye alamıyorum kendimi ama bunu bir hafta sonra öğreneceksiniz sebebini. Spoiler vermeyeyim. Çok güzel şeyler gelecek. Ya ben kanka o kadar sıkılmışım ki arkadaşlar canlı yayında o kadar böyle sıkı böyle sigara banı ondan sonra bilenler bilir yani bir şeyden ihlal küfürden ihlal bundan ihlal o kadar sıkıldım ki artık gerçekten bu platformda kafamdakileri rahatça en ufak arkadaşlar şöyle bir şey TikTok'ta
Lan gübreyi kaç alıyorsun? Dedin mi bağ? Anladım. Dedin mi bağ? Ben biraz rahat olmak istiyorum arkadaşlar. Bu kafamdaki şeyi bu arkadaşlarımla birlikte olaya yüklemek istiyorum. İnşallah da güzel bir sonuç alırız. YouTube bunun için gerekli platformda, o yüzden geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar daha YouTube nedir bilmezken ben 2015'te YouTube'a video çektim. İyi gidi. Zamanında gerçekten ve gerçekten yani hayalleri olan ve göz önünde olmayı seven bir insandım kanka. Yani bu şimdi de öyle, siz de öylesinizdir. Bilmiyorum öyle misiniz? Twitch platformu olsun, YouTube olsun, ondan sonra TikTok olsun. Şansımı sürekli bir yerlerde deneyip ve şu anda da belli başlı bir yerlere gelmiş olan, gerçekten hayalleri olan bir insanım. Ve hayallerimin peşinden koşacağım. Arkadaşlar ilk başta tabii ki Tuna, ondan sonra İsmail derken biz böyle bir hepimiz aynı şehirdeyiz. Bir tane bir çocuk vardı. Samet Güller diye duyuyoruz ama böyle. Doluyorum bunlar onunla o ara arkadaşlar. Bir şekilde ortak bir yayına geçtik. Ya yani ben şey zannettim. Bence güzeldi kanka bizim ortak yayınımız. Çok güzeldi, çok, çok samimi çocuktu. Aa diyor ki küçük uşak zannettim. Gazo'nun şampiyonluk kutlamalarında bunu bir görüyorum ki benimle aynı boyda kalıplı. İlk orada görüşmüştük değil mi? Aynen. Ben ısınamadım hiç böyle biraz hani böyle serseri tip çocuklar oluyor ya, bana öyle gelmiş. Öyle zaten. Yani serseri değil de daha çok sokaktan geldi. Yani geldik öyle abi. Oluyor kanka. Yani. Ateşehir bebesi. Arkadaşlar herkes sokaktan geldiğini iddia ediyor ama İstanbul'dakiler bir geçsin kenara. Trabzon ayrı kanka. Gerçekten öyle. Karadeniz çocukları. Bir şey eklemek istiyorum. Bu sorular illaki gelecek. Üçünüz Trabzonlusunuz. Nasıl bir Rizeli yanınızda? Trabzon'da okuyan bir Rizeli olarak, çünkü biliyorsunuz Rize Trabzon'da hep böyle bir çekişme oluyordu. Öyle bir şey hiç yok. Hiç kimse bana öyle davranmadı gerçekten. Öyle bir sıkıntı olmadı. Artık yarı Trabzonlu yarı Rizeliyim yani. Ben de. Ben has Karadenizliyim arkadaşlar. Tamam kanka, ben niye öyle oldum? Kendimi çok kastım. Olur oğlum, video. Arkadaşlar gerçekten hani şu kameradan şöyle tutmakla oraya bakmak arasında o kadar bir fark var. Yani insan böyle ilk başta bir yadırgıyor. Güzel bir şeylere adım atmanın sevincini yaşıyoruz hepimiz. Rahatız, freeyiz, olduğumuz gibi olmaya çalışıyoruz. Bu arada normalde, gerçekten en doğalımız Samet Türkesi. Normalde kesinlikle. Çok doğalım ama gerçekten kamera karşısına geçtiğim zaman baksana konuşmama kanka. Ben böyle konuşmaya... Baksana İstanbul Türkçesiyle görüşüyorum. Evet arkadaşlar, sanmayın ki oturarak videolar çekeceğiz. Karadeniz'in en güzel özelliklerini kullanacağız. Belki de yurt dışına çıkacağız. Bilmiyorum, tüm olanakları deneyip hayallerimizi sizlerle gerçekleştiririz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir topluluk olmak istiyoruz. Çok güzel bir aile olmak istiyoruz bir yandan da. Aile lafı belki biraz cringe gelebilir ama birbirimize kenetlenmek istiyoruz. Gerçekten aslında olmak istediğim bir şey o bu. Yani demek istediğimiz, kendi kafamız üzerinde hiçbir ajansa bağlı olmadan bir şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar biraz önce yapmaya çalıştığım şeyi şimdi yapmak istiyorum. Ben tek başıma bir yola çıkmıştım. Bir süre sonra işte kendi başıma yapamadığımı fark ettim. Kanka işte bir ara YouTube maceram oldu benim arkadaşlar. YouTube maceramda başarılı olamadım ve buradaki olan 3 kişiyle bu işi gerçekten daha güzel ve daha kaliteli bir şekilde yapabileceğimi düşündüm. Yani öyle bir kan bağımız oluştu ki Samet'te, bir ufak bir kavga muhabbeti oldu. Bir şeyler oldu aynen. Adam benim için bıçak yiyordu ya. Gerçekten. Allah. Ha ne olsun ya. Şaka değil, kurgu da değil. Gece vakti arkadaşlar. Adamlar bir de Tunağan'ı sıkıştırıyor. Bu Tunağan da ilk başta olayı düzeltmeye çalışıyor. Ben Tunağan'ın yanına gelmiştim. Tunağan kardeşim hayır dedim, bir sıkıntım var. Adam aynı abiyle. Hayır dedim, sıkıntı da. Hayır. Uçaklar bize silah. Arkadaşları gelmiş. Bir tanesine vurmuş. Kafenin bodyguardına vurmuş. Tamammış. Bodyguard'a bir içeri giremiyoruz daha. Dağılmıyorlar bize. Çocuklar bunları takip etmiş. Tunağan'ın bir arkadaşı da vardı. Geldi böyle zile bastı. Dedi ki Tunağan aşağıda kavga ediyor. Ben de dedim Tunağan'ı kim vuruyor? Ya bir şey falan oldu herhalde. İniyorum aşağı dedim, döveceğiz edeceğiz. Samet de var falan. İkimiz sırt sırta falan filan. Şansları yok. Arkadaşlar indim aşağı, Tunağan böyle ağlamaklık. İlk başta ben erkek görmedim. Kanka polisi ara, kanka polisi ara, böyle böyle. Dedim ne oldu? La kanka polisi ara falan. O sıra şey dedi, Samet çok kötü, dışarıda dayak yiyor. Biz arkadaşlar dedik ki tamam, Samet'le birlikte sırt sırta vereceğiz, döveceğiz. Tam böyle dışarı bir çıktık. Bir tane uşak arkadan da uşak sesleri geliyor. Bıçakla peşimize geliyorlar. Yani diyorum ki Samet'i almamız lazım diyor, tamam mı? Dışarı çıktık. Bakıyorum böyle çocukla göz göze geldim böyle. Çocuk böyle koşmaya başladı falan. Bine aynı anda girdik. Ben birinci katta girdim. Sen nasıl üçüncü katta? Adam var beşer beşer. Arkadaşlar yani şimdi hiçbir şekilde bıçağı artık atılmaz. O çocuk zaten bana altta, ben onun üstüne yürüyünce çocuk bana direkt bıçağı çekti. O arada evet, ben de kaçmaya başladım. Yani. Bu o sıra kaçmış meğersem biz dışarı çıktığımız zaman. Aynen, ben o ara kaçtım çünkü oğlan kovalaydı beni yani bıçaktan. Senin kaçma hikayen bence... Kanka sen ne diyorsun? Hava altta var ya, bir duvarın üstünden atladım. Geri zekalı var, mal gibi kaldı altta. Artıyorsa ben atayım kanka. Şöyle duvardan ayağıyla attı. Tek ayağıyla. Tek. O 5 metre olsa bile atlardım. Seyit'in başa bak. Kedi
gibi. Arkadaşlar bir tane de arabada bizim bir arkadaşımız vardı. Samet'in kaşını görüyor. O su arabayı çalışıyor. Samet'in koşuyor onunla çekiyor arabayı. Aynen. Geri vitesten. Yemin ediyorum film sahnesiydi. Tam böyle aşağıdan aşağı doğru koşuyorum. Araba geri geri geliyor. Penderesini açıp. Direkt içeri atıyorum. Vallahi kapı yapsadım ki. Sürekli. Götürürüm. Oğlum sen ne diyorsun ki? Ayaklarım arkada kaldı. Mesela biliyorum. Ben ne dedim ya? Ya var o sırada dedim işte dayak yiyeceğiz. Orada Turan seni aradı ya Özkan abi. Turan sizi aradı abiyle gire. Efendim ben aradım. O kadar yorulmuş ki. Ben sadece Samet'in kaçtığını biliyorum ya. Biz seni bıçaklandı zannettik sesin öyle gelince bize biliyor musun? Oğlum ben bıçaklı yedim zaten. Ben yedim ama şöyle. Bana arkadaş ikinci katta yakışıklıkla denk geldik. Bu zaten ben birinci katta bu çocuk hadi kapıyı kapandı. Ses geldi. Sonra ikinci katta denk düştük yani. Çocuk böyle bıçağı attı götüme vurdu. Tam düştü o sıra gücünü kaybetti sokamadı. Ben de düştüm. Bakıyorum hiçbirine kan gelmiyor. İkide bir aynı şey diyor. Ama tamam. Başım Furkan. Tamam. Samet'in yüzünden. Samet'in kanıymış Mersin. Benim elim hala geçmedi. Şuram. En sonunda işte Samet işte kaçmış Mersin. O iyi yapmış. Tamam bilmiyorum kaçtı. Dedim uşak ben seni bilmiyorum tamam mı olayla şey oldu. Dedim uşak burada bıçak yiyordu. Samet sen ne yapıyorsun? Samet bana aynen şöyle yaptı. Lan ben var ya. arabada gidiyorum. Lan beni var ya Periştan. Sen bana ne diyorsun ya dedi. Ama beni yiyin Furkan. Beni yiyin. Sen beni siktir et ama beni yiyin Furkan. Aynen öyle diyorum ama arabada yemin ediyorum tansiyonum düştü. Parmağımdan bir kan akıyor. Üstüm oğlum, başım. Benim bayılacağım bana diyor ki sen neredesin lan. Ne 10 dakikası 15-20 dakikada geldi polis. Olaylar uşaklar kaçtı gitti. Polisler de anca geldi. Öyle baktı. Abi herkes gittiler. Gitti. Görüşürüz. Herkes gitti böyle hani Sametler kaçtı falan biz evdeyiz çocuklar katı biliyor falan. Çocuklar kapıyı çalıyor. Arıyoruz polisi. 15-20 dakika sonra geldi çocuklar da zaten yalan oldu yani. Polis boşuna gelmiş. Velhasıl kelam bu şekilde olayların olması bizim arkadaşlığımıza daha çok güç katıyor. Aynen. Ya böyle anıların böyle geçen şey hikaye attım, daha olmasın da. Daha da olmasın ama. Bıçaklarla kovalamayın bizi. Yumruk yumruğa gelin ama. Durun orada milli boksör abisi de gelmiş. Abi buradan saygılar sevgiler hakkını ödenmez. Tolga abi. Bizi kurtardın orada. Tolga abinin şeyini hiç unutamıyorum kanka. Tolga abi geliyor bak abartıyorsa ben alayım. Böyle yavaş yavaş geldi böyle yaptı otur diye. Bana vurdu ama. Jopla vurdu. Tolga abi harbi jopla vurdu. Şafak sizleri gibi daha. Evet. Lan vurdular bana. Sarıda gelecek olursak arkadaşlar çok güzel içeriklerle, çok güzel videolarla karşınızda olacağız. Artık YouTube'dayız. Bizi Instagram, YouTube, TikTok hesaplarımızdan takip ederseniz çok seviniriz. Bu gibi ve daha tatlı videolar için sizin canınızı yerim. Allah'a emanet olun. Hepiniz bizi takip etmeyi unutmayın canlar. Görüşmek üzere. Biz geldik. Bay bay. Bay bay.